33. dersimizdeyiz. Şöyle bir genel tekrar yapalım. Neleri gördük? Şahıs zamirlerini huve, hum, ente, entum, nahnu, ene. Huve o demekti. Helvanın h'si demiştik. 125'ti bunun karşılığı. Hasan'ın h'sı değildi ya da halaganın h'sı değildi. H, yumuşak güzel h, 125. Huve derken üzümün üsüyle değil, hüvedi şeklinde değil, huve diye söylüyoruz. Umutun usuyla söylüyoruz. H 125, vav harfi 24-56. Önce üzerinde işaretler yokken söyleyelim. Hum, huve o demekti. Hum onlar. H harfi yine 125. Mim harfi 134. Hum diye söylüyoruz. Hüm diye değil, üzümün üyüsü değil, umutun usuyla söylüyoruz. Ente, elif kaçtı? Elif 1'di. Nun 13-45. T harfi 23-45. Ente sen demek. Buna birazdan döneceğiz. Elif'in e'sini biz Elif'in bir olduğunu biliyoruz. Kabartmadaki karşılığının bir olduğunu biliyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kabartma Kur'an-ı Kerim'de Arap hattıyla yazıldığı için 34 ile gösteriliyor. Birazdan buna değineceğiz. Entum siz demek. Elif harfi, nun harfi, t harfi ardından mim harfi entum siz. Elif 1, nun 13-45, t harfi 23-45, mim 134. Entum siz demekti. Nahnu biz demek. İki tane nun harfi var. Nahnu ortadaki ha harfi Hasan'ın ha'sı. Helvanın h'si değil Hasan'ın ha'sı. Nun harfi 13.45. Ha harfi 156. Nah nu. Tekrar neyle bitiyor? Nun harfiyle bitiyor. 13.45. Ene ben demekti. Elif 1. Ene derken nun harfi 13.45. Biz ene diyoruz. Yani elif ve nun harfi. Ancak nun harfinin ardından bir elif harfi geliyor tekrardan. Bu elif harfi normalde altında üstünde işaret olmadığı için uzatma anlamına geliyor. Ancak ene'yi biz ene diye uzatmıyoruz. Ene diye söylüyoruz. Ancak yazımda 1, 13.45 nun harfinin ardından yani 13.45'in ardından tekrardan bir elif harfi gelecek. Ancak biz bunu ene diye uzatmıyoruz. Ene diye söylüyoruz. Ben demek. Buna yine biraz sonra değineceğiz. İnne, enne şeklinde söylerken elifi 1 olarak değil 34 ve 46 olarak karşılayacağız kabartma Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Arap hattatlarına göre hazırlanmış kabartma Kur'an-ı Kerim. Ona birazdan değineceğiz. Keyfe, keyfe nasıl demekti? Keyfe feale rabbuke, senin Rabbin nasıl yaptı derken oradaki keyfe, K harfi 13, Y harfi 24, F harfi 124. Daha çok fi olarak görmüştük. Fi neydi? Bulunma, belirtme halini gösteriyordu. Ene fil beyti, evdeyim şeklinde. Orada neyi kullanıyorduk? F'yi 124 ardından bir de ne geliyordu? 24 geliyordu. Fil beyti derken evde anlamını veriyordu bize. Keyfe 13, K harfi 24, Y harfi, F harfi 124. Hel midir mıdır anlamlarına geliyor. Bir soru kelimesi bu da. Hel entum muallim, siz muallim misiniz? Derken hel, H harfi 125, L harfi ilk öğrendiğimiz harflerdendi. 120, 123 L harfi. Meta ne zaman? Bir ayet üzerinde göreceğiz biraz sonra meta'yı. Mim harfi 134, T harfi 23-45, Y harfi, yani buradaki Y harfi noktalı Y harfi değil. 135 meta, birazdan ayet üzerinde göreceğiz. Şimdi huve'yi, humu, ente, entum, nahnu ve ene'yi ve soru kelimeleri olan keyfe, hel ve meta'yı üzerinde işaretleri varken söyleyelim. Huve diyorum, o demekti. Hü şeklinde değil, ü'yle değil, u'yla söylüyoruz. Huve şeklinde. H harfi 125, kurdela 136. Yani biz kabartmada 125'ten sonra parmaklarımız neyi görecek? 136 ile karşılaşacağız. Hu olmuş olacak. Vav harfi 24-56. Vav harfinin üzerinde üst çizgi olacak yazılı şeklinde. Ama biz 24-56'dan sonra kabartmada neyle karşılaşacağız? 2 ile karşılaşacağız. 125, 136, 24-56 vav harfi. 2, o da ne oluyor? Üst çizgiye karşılık gelmiş oluyor. Huve şeklinde okuyorum. O anlamına geliyor. Hum. 125, 136 kurdela. Mim harfi 134,
Hum diyorum, duruyorum orada. Yani mim harfinin üzerine bir yuvarlak var. Cezim işareti deniyor buna. Onun karşılığı kaçtı? 25'ti. Baştan tekrar edecek olursak humu, yani onları 125, kurdele 136, mim harfi 134, yuvarlak 25. Ente sen demekti. Elif 1, üst çizgi 2. En nun harfi geliyor orada, 13.45. En deyince ne yapıyorum? Orada duruyorum biraz. Yuvarlak var nun harfinin üzerinde, 25. En dedim. Şimdi T'yi söyleyeceğim. T harfi 23.45, üst çizgi 2. Anlamı neydi? Ente sen demekti. Elif harfinin karşılığı 1. Ancak biz Ente Mevlana şeklinde ayette geçerken bu baştaki Elif harfini kabartma Kur'an-ı Kerim'de 34 olarak göreceğiz. Entum. Elif harfiyle, yani 1 ile yazdığımız zaman Elif 1. Nun harfi Elif 1. Elif'in üzerine bize E harfini okutacak. Bize bir çizgi olacak. Yani kabartmadaki karşılığı bunun 2. 1. Ardından 2 ile karşılaşacağım. Daha sonra en derken nun harfi 13.45. En diyorum. Orada ne yapıyorum? Duruyorum. 25 olacak. En tum derken T harfi 23.45. Kurdele 136. En tum mim harfi 134. Mim harfinin üzerine yuvarlak olacak. Yani kabartmadaki karşılığı 134'ten sonra neyle karşılaşacağım? 25 ile karşılaşacağım. Entum. Siz. Nahnu. Nun harfiyle başlıyoruz, 13.45. Nun harfinin üzerine bir çizgi olacak, üst çizgi. Kabartmadaki karşılığı 2. Nah derken Hasan'ın hası 156. Nah diyorum, orada biraz durur gibi yapıyorum. 25. Nahnu. Tekrar nun harfi 13.45. Nun harfinin üzerine bir kurdele olacak. Bunun kabartmadaki karşılığı 136. Nahnu, biz. Şimdi ene diyelim. 1, üst çizgi 2. Ene, nun harfi 13.45. N sesini, E sesini bize ne verecek? 2 verecek. Ene diyorum, ben olmuş oluyor. Ancak yazıya dökerken bunu, nun harfinden sonra üst çizgi 2, daha sonra bir elif gelecek. Yazarken elif, nun, elif şeklinde yazıyoruz. Ancak okuyacağımız zaman ene şeklinde biz bunu okuyacağız. Keyfe 13 K harfiydi. Üst çizgi 2. Y harfi 24. K diyorum. K o zaman ne olacak? Bir durur gibi yapıyorum. Cezim, yani 25. Ardından ne gelecek? F harfi gelecek. F harfinin karşılığı kaçtı? 124. Ben buraya yanlış yazmışım. Bir saniye. F harfinin karşılığı 124'tü. Keyfe derken F'deki F sesini bize ne verecek? Üst çizgi, yani 2 verecek. Keyfe neydi? Nasıl demekti? Hel, H harfi 125, üst çizgi 2. Hel derken L harfiyle karşılaşıyorum, 123. Hel deyip duruyorum, 25. Meta derken mim harfi 134, üst çizgi 2. T harfi 23.45, T harfinin üzerine üst çizgi var. Yani 23.45'ten sonra 2 ile karşılaşacağım. Daha sonra noktasız Y, yani 135. Meta'ya Kur'an-ı Kerim'den örnek vermek gerekirse Yunus suresinin 48. ayeti, yani 10. surenin 48. ayeti, Enbiya suresi 21. surenin 38. ayeti, Nem suresi 27. surenin 71. ayeti, Sebe suresi 34. ayetin 29. ayeti, Yasin suresi 36. surenin 48. ayeti ve Mülk suresinin 67. surenin 25. ayetinde 2, 4, 6 ayette ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin derken, eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek şeklinde meale aldıkları ayette meta ile karşılaşıyoruz. Meta ne demekmiş? Ne zaman? Meta'dan hemen önce ayette ve yekulune geliyor ve bizim bildiğimiz ve yekulune ve derler ki derken gale fiiliyle karşılaşacağız. Daha önceki ayetlerimizde söylemiştik. Gale dedi demiştik. Gale'nin düzensiz bir fiil olduğunu söylemiştik. Fiilleri düzenli ve düzensiz şeklinde ikiye ayırdığımızdan bahsetmiştik. Düzenli fiillerde her harfin işareti varken, örneğin halaka fiilinde her harfin işareti varken, düzensiz fiillerde harfin bir tanesinin işareti olmuyordu. Örneğin gale derken gaf harfi, ardından elif gelecek. Oradaki elif bize ga diye uzatmamızı gösterecekti.
Gale dedi derken ben bunun düzensiz bir fiil olduğunu, elif harfinin üzerinde ya da altında herhangi bir işaret olmadığından anlıyordum. Çok da fazla geçiyor ayetlerde. Gale dedi. Gale dedi. Yegulu diyor. Yegulune diyorlar. Şimdi bunu bir tarafa not almaya gerek yok. Dedi, diyor, diyorlar şeklinde bir tarafa net olmaya gerek yok. Ancak kulağımız şuraya dikkat etsin. Gale, yegulu, yegulune. Sondaki vav ve nun bizdeki lerlar ekine karşılık geliyor. Biz bir ismi çoğul yaparken lerlar eki ekliyoruz. Kitaplar, defterler, kalemler, çantalar derken isimlerin sonuna lerlar ekliyoruz. Aynı şekilde Arapçada isimlerin sonuna vav nun eklenerek çoğul yapıyor, çoğul yapılıyor. Fiillerde de biz bu ları kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz mesela? Okuyor, okuyorlar. Yani birden fazla kişi okuyor. Yazıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, çalışıyorlar, düşünüyorlar derken lerle ne yapıyor? Lerlarla biz ne yapıyoruz? Çoğul yapıyoruz. Ancak bu çoğul yapıyoruz derken örneğin gidiyorlar dediğimiz zaman giden kim bilmiyoruz yani ancak bir kalabalık bir grup, 3'ten fazla, 4-5 kişi, belki çok çok daha fazla insan gidiyor. Cinsiyetleri hakkında herhangi bir bilgimiz var mı? Yok. Yani küçük bir kız çocuğu olabilir, bir erkek çocuğu olabilir, yaşlı bir teyze olabilir, bir amca olabilir, bilmiyoruz. Gidiyorlar, çoğul. Aynen Arapçada da bu şekilde. Yegulune diyorlar. Gale dedi, yegulu diyor, yegulune diyorlar. Peki bunu diyen kim? Cinsiyetiyle ilgili bilgimiz var mı? Yok. Yani erkekler diyemiyor ya da kadınlar değil. Bir grup, bir kalabalık bir grup. Ne diyormuş? Ve yegulune ve derler ki meta hazel va'du, bu vaat ne zaman? İn kuntum sadık, eğer doğru söyleyenler iseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Gale fiili bizim için son derece önemli bir fiil. Çünkü çok fazla yerde geçiyor, toplamda çekimleriyle beraber binin üzerinde ayette geçiyor. Bir başka ayete bakalım. 32. surenin 28. ayeti Secde suresinde. Tekrar yine ve yegulune diye başlıyor. Yine ardından meta kelimesi geliyor, soru kelimesi geliyor. Ve yegulune meta hazel fethu. Bu fetih ne zaman? İn kuntum sadıkîn. Eğer sadıklar, eğer doğru söyleyenler iseniz bu fetih ne zamanmış diyorlar şeklinde. Secde suresinin 32. surenin 28. ayetinde de karşılaşacağız. Şimdi burada hu ve o, hum onlar, ente sen, entum siz, nahnu biz, ene ben derken ente sen, entum siz, enenin tekrardan söyleyeceğimizi söylemiştik. Normalde buradaki entenin elifi, entumun elifi, enenin elifi Osmanlı hattatları bunu yazarken elif harfiyle yazıyorlar. Elif harfiyle yazıyorlar. Üzerine bir çizgi çekiyorlar. Ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın, sen bizim sahibimizsin, sen bizim yardımcımızsın derken Bakara suresinin 286. ayetinde Ente Mevlana şeklinde geçen ayeti Osmanlı hattatları entenin elifini elif bir çizgi ve üzerine de bir üst çizgi koyarak yazıyorlar. Ancak Arap hattatları bunu yazarken entenin elifini yazarken yine bir elif işareti koyuyorlar, bir çizgi çekiyorlar. Tabii düz bir çizgi değil gerçi bu ama biraz daha yazımı biraz daha güzel ancak biz şimdi düz bir çizgi gibi düşünelim. Bu düz çizginin üzerine Osmanlı hattatlarından farklı olarak C harfine benzer bir işaret koyuyorlar. Örneğin ente derken bu C harfine benzeyen işaret elifin üzerinde oluyor. İnne derken yine elif ve bu sefer i sesini verdiği için bu C harfine benzeyen işaret, hemze dedikleri işaret elifin altında oluyor. Ente Mevlana şeklinde Bakara suresi 286. ayetindeki Ente Mevlana ayetteki o cümleyi yazarken Arap hattatları neyle yazıyorlarmış? Hemze ile yazıyorlarmış. Hemze de böyle ufak C harfi şeklinde bir işaret. Şimdi dolayısıyla da biz kabartma Kur'an-ı Kerim'i Arap hattatlarının yazmış olduğu şekilde hazırlamışlar. Niye böyle yapmışlar? Ya bilemiyoruz yani neden böyle yapmışlar. Bu şekilde basılmış. Şimdi o zaman biz elife bir demiştik. Şimdi Arap hattatları bir de bu elifin üzerine bir C harfi koydukları için yani hemze harfinin işaretini harfini koydukları için. Şimdi o zaman karşılığı o zaman biz birle karşılaşmayacağız. Biz neyle karşılaşacağız? Ente Mevlana derken
E harfinde 34 ile karşılaşacağız. Şimdi bunu bir söyleyelim biz. Elif 34, Nun harfi 13.45, T harfi 23.45. Üzerinde işaretler varken söyleyelim. Ent ederken 34, üst çizgi 2, N 13.45, Nun harfi. N diyorum, orada durur gibi yapıyorum biraz, 25. N T, T harfi 23.45, üst çizgi 2 olacak. Entum diyelim beraber, üzerinde işaretler yokken. 34, ardından Nun harfi 13.45, T harfi 23.45, Mim harfi 134, Entum. İşaretler varken söyleyelim. 34, üst çizgi 2, Nun harfi 13.45, N 25. Yani Nun harfinin üzerine bir yuvarlak işareti var. Cezim diyoruz ona. Şu anda ne söyledik biz? N dedik. Baştan alalım. 34, 2, Nun harfi 13.45, N 25. Şimdi tüm diyeceğiz. Tüm değil. Ü harfiyle değil. U harfiyle. Arapçada Ü harfi yok. T harfi 23.45, Kurdela 136, Mim harfi Entum 134, Entum derken sonda ne olacak, bir de cezim olacak. O da kaç? 25. Ente, Entum demiştik. Bunun farkını söyledik. Osmanlı atlatları sadece elifle yazarken, Arap atlatları elifin üzerine bir de C harfine benzer hemzelikleri bir işaret koyuyorlarmış. Elifin karşılığı 1 iken hemzenin karşılığı kaç oluyormuş? 34 oluyormuş. Örneğin gale demek isterken gaf harfini yazacağım, karşılaşacağım. Daha sonra ga elif harfiyle onu uzatacağım. Oradaki elif ne olacak? 1 olmuş olacak. Ga, le, daha sonra kaç olacak? L harfi, yani lam harfi 123 gelecek. Gale derken ben orada neyle karşılaşacağım? 1 ile karşılaşacağım. Ente Mevlana derken elif harfi nasıl yazılmış olacak? 34 ile yazılmış olacak. Şimdi elif harfiyle ilgili bir iki örnek daha yapalım. Ene neydi? Ben. Enne, şüphesiz biz. İnne, yine şüphesiz biz olmuş oluyor. Aralarındaki fark neydi? Biri cümlenin başında, diğeri cümlenin ortasında oluyordu. Şimdi enne diyelim. Ene diyelim önce. Ene derken 34, üst çizgi 2, Nun harfi 13.45, Nun harfinin üzerinde bir üst çizgi 2, ene derken biz bu şekilde söylüyoruz. Ancak yazarken Nun harfi 13.45, üst çizgi 2 ve bundan sonra bir ne gelecek? Elif harfi gelecek, 1. Enne diyelim, şüphesiz. 34, üst çizgi 2, en, Nun harfi 13.45. Şimdi enne, neyi biz ne yapıyoruz? İki kere söylüyoruz. Yani orada ne vardı? Ters M harfi, yani ne demiştik biz buna? Şedde demiştik. Karşılığı kaçtı bunun? 6'ydı. Biz 6 ile karşılaşınca ne yapıyorduk? Demek ki o harfi iki kere söyleyeceğiz anlamına geliyordu. Enne derken 34, 2, 13, 45 Nun'u söyledik. Enne. İkinci neyi söyleyeceğimiz için 6 ile karşılaşıyoruz. Daha sonra ne olacak? E harfini verdiği için üst çizgi 2. Sonda ne oluyor? Uzatma harfi elif 1. İnnallâhe derken yine bu sefer inne ile karşılaşacağız. İ ne olacak bu sefer? İ derken hemze, yani C harfine benzer hemze harfini elifin altına koyuyorlar Arap atlatları. Bunun da karşılığı 46 oluyor. Elifin işareti kaç? 1. Gale'deki gaf harfinden sonra karşılaşacağımız elifin işareti karşılığı 1. Arap atlatları ene derken, enne derken nasıl yazacaklar? Elifi yazıyorlar, üzerine bir hemze koyuyorlar. Bunun karşılığı da 34 oluyordu. Şimdi inne derken Arap atlatları elif çiziyorlar. Bir çizgi yukarıdan aşağıya. Altına bir C harfine benzer hemze işareti koyuyorlar. Bunun kabartmadaki karşılığı 46 oluyor. İnnallâhe derken bununla karşılaşacağız. İnnallâhe. Elifi çizdik. Hemzeyi altına koyduk. Bunların kabartmada karşılaştığımız vakit ne oluyormuş parmaklarımız? 46'yı görecek. 46. Sonra ne? İ sesini vermesi için bize ne olacak? 15. Alt çizgi. İnne. Nun harfi 13.45. İnne derken ne yapıyorum? N harfini iki kere tekrar ediyorum. Karşılığı kaç olacak bunun? 6.
İnne E sesini bana ne verecek? Üst çizgi yani 2. Daha sonra elifle de ne yapıyorum? Uzatıyorum. İnne. Şüphesiz. İnne ve enne kendinden sonra gelen ismin işareti ne yapıyordu? Üst çizgi yani 2 yapıyordu. İnnallâhe. Şüphesiz Allah. Hicr suresinin 15. surenin 9. ayeti inne şeklinde başlıyor. Şüphesiz. İnne. İnne. İnne'den sonra nahnu geliyor. İnne şüphesiz biz. Ardından tekrar nahnu. Tekrardan biz. Nezzelna. Oradaki na ne yapıyor? Orada ne var yine na'nın içerisinde? Tekrardan biz var. Üstüne bastıra bastıra. Şüphesiz. Şüphesiz biz. Şüphesiz biz indirdik. Neyi? Zikra. Zikri. Oradaki ra harfinin üzerindeki üst çizgi zikri. Yani orada Kur'an'ı belirtme hali neydi? İkiydi karşılığı. Ve inne ve şüphesiz lehu onu lehafizun. Onu koruyacak olan biziz. L'deki lehafizundaki L yani 123 orada daha manayı anlamı kuvvetlendirmek için. Bunu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bir sonraki dersimizde fiillerimizden halaga'nın düzenli bir fiil olduğunu söylemiştik. Gale'nin düzensiz bir fiil olduğunu söylemiştik. Elif harfinin düzen işareti olmadığı için. Keyfe'yi söyledik bu soru kelimelerinden keyfe'el ve meta'yı söylemiştik. Keyfe'yi görmüşken feale fiilini bir sonraki dersimize görelim. Feale derken yaptı demek. Feale yaptı. Yef'alu yapıyor. Yef'alune yapıyorlar derken. Feale harfi de düzenli bir. Feale fiili de bir düzenli fiil. Nereden biliyorum? Çünkü bakın bütün harflerin üzerinde işaret var. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.